Oğlum Ziya zebil oldu. Vasfiye teyze tuvaletten gelmeden söyleyeyim de. Ya sabah beşlere kadar midye dolmacılar gibi Beyoğlu'nda ne işin var Rıza ya? Yakışıyor mu Rıza? Yorgunluktan ağzın yüzün birbirine girmiş. Ya tamam baba, 2-3 saat uyu toparlarım. Senin yerine de şirkete defteri göndeririz değil mi? Benim oğlum, benim beyim sabahın köründe işbaşı yapsın. Kardeşim el kızı yüzünden sabahın köründe ocak başı yapsın. Ya abartmayın, set sabah saat 3'te bitince karnım acıktı, gittik tantuni yedik. Ay kaç zamandır oğlumun kursağına bir ev yemeğe girmiyor. Deniz'le evlenirse Rıza'nın gelecek hayatı belli. Kız fanfini, ev dandini, akşam yemeğinde tantuni. Şu 10.000'lik olan resimde iyi gibi ama ucube bir banyo. Bunun biraz gideri var ama 20.000. Tamam, ikincisini yapalım. Doğru seçim. Orçun, çay sordun mu? Ha, çayı ben yaptım. İçilebilitesi yok. Bir dahaki sefer içeriz. Hadi bakalım. Güle güle. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Babacığım, Rıza'nın dükkandaki boşluğunu doldurdu mu oğlan? Ki korkuluk olsa doldurur o ayrı. Vallahi ayağımı uğurludu nedir? Geldiğinden beri 3 iş bağladı. Türüz, türüz. Müşteriye teşvik geliyor. O kadar salak ki müşteri bu 3 kağıt falan yapamaz diye düşünüp her söylediğine inanıyor. Vallahi maaş bağlayacağım ben bu oğluna. Resmen işe alındı. Oha, 20.000 tıklanma. Ne dedin oğlum? Hiç komik bir video çekmiştik de. Ha, bize de göstersene lan. Yürü hemşerim, yürü. Elin işte közün oynaşta. La 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 ya. Hadi, kolay gelsin, iyi günler. Güle güle babacığım. Sana ne oluyor lan bu aralar? Ha? Ne bu havalar böyle? Hadi gir içeri, gir. Soluk ben izle. Oha, 22.000 oldu. Vasfiye'nin Bodrum'daki villasını biz yapsak. Ne para var bunda? Ben karışmam vallahi. Onunla uğraşılmaz. Nereye? Deniz'in yarım saat boşluğu varmış. Beraber yemek yiyeceğiz. Yok artık. Oo, ne bu yahu sürekli akşam gece sabaha karşı bilmem ne? Ah ne düzeni kaldı ne gözünü feri. Rıza bu akşam dışarı çıkma, evde kal. Yemeğini yerken yat. Gündüz görüşün. Gündüz uyuyor. Kızın çalışma saatleri böyle. Vampirella gibi. Gün ışığı gördüğü yok. Sen de iyice Drakula'ya bağladın ha ondan. Ay ay, bulamadım bir ev kızı. Nasıl olacak bu iş? Nasıl ev düzeni kurulacak? Hanımefendi sabahlara kadar dışarıda. Ah ah. Titrerim mücrim gibi. Baktıkça bunun istikbaline. Ya iyi tamam, büyütmeyin ya, gitmeyiz. Otururuz evde, abartmayın. İyi olur artık, sana da bir deneşiklik olur. Ne arıyorsun burada? Ya biliyorum beni kovdun ama şu geldi, depoya bırakıp çıkacağım. Ha. Okey, derhal koy ve git, haydi. Görüyorsun reis, burada tek padişah var. Bak, Orçun. Adeta bir şehzade Mustafa. Ama kellesini aldım. Niye? Çünkü düzen benden sorulur. Şirket buraya hemşerim, abartma ya. İstersem abartırım, istemezsem abartmam. Niye? Çünkü patron benim. Senin de gözünün yaşına bakmam, kovarım vallahi. Durup dururken niye kovarsın beni? Bende film koptu. Sempatik patron Selahattin, dost canlısı patron Selahattin gitti. Ben onu hiç görmedim ki zaten. Ukalalık yok. Gözüm üzerinde. En ufak bir hatanda kapının önündesin. Az
biraz dikkat edelim. Bu iş mobbing olayına girmeye başladı. Ben seni kovmadım mı lan? Hadi yürü, çık, yürü. Yürü ensen tıraşını görelim. Çık, git dükkanımdan. Reis, koş sen de bana çay getir. Hadi. Bizim bu kafadan bacaklı role fazla girdi galiba. Çok sevindim. Bu hafta hemen başlarız. Bodrum işi bizim ha. Vallahi çok istemiştim. Reis dürüst çocuk. Onun bu şirkette çalışması şartıyla... Evet. Neden kanı kaynadı bana böyle? Masfiye Hanım, vallahi çok merak ettim. Sizi kim ikna etti işi bizim yapmamıza? Bu deli olan. Reddedemeyeceğim bir teklif yaptı. Helal olsun sana be, aferin! Ne ses o? Ya bir video yüklemiştim de şu an internetten komple sildim. Tüh! Araki bulasın. Arkasından el salla. Oh. Vasya'nın Bodrum'daki inini biz yapacakmışız. Gülistan ikna etti herhalde. Yo, Orçun bağlamış işi. Aha. İlle de projede Orçun olsun diyor kadın. E Orçun kovuldu. Nereden kovuldu? Buradan. Babası kovdu. Evet babacığım. Birkaç hatasını gördüm. Gözünün yaşına bakmadım, kovdum. Acımam. Bu çocuk üç günde kaç iş bağladı, haberin var mı? Fark etmez. Buckingham Sarayı'nın AVM'ye dönüştürülme işini bile kapsa patron benim. Ben gideyim o zaman. Kovuldum çünkü. Yakında reis amca da kovulabilir bence, babam belli olmaz. Bravo. Tepem atar, kovarım. Sen kimsin ki tepen atar kovarsın lan? Kimin şirketinden kimi kovuyorsun? Hıyar! Ama... Sus lan! Verdiğin hep zarar ziyan, hep zarar ziyan! Müşteri özel olarak reis yapsın ismiyle geliyor buraya, biliyor musun sen? Hangi müşteriymiş ki o? Kes! Elinde iki tane pırlanta gibi çocuk var, onları el üstünde tutucu yine. Hep mobbing, hep mobbing. Ne demek o? Kötü bir şey mi anlatın? Eğer kötüyse hemen Selahattin'e uygulayacağım. Böyle itme, kalkma, ezme, hor görme, aşağılama, kafasına vurma. Tamam, anladı bence. Selahattin, hiçbir halttan anladığın yok. Müşteriyi kazıklayıp duruyorsun, herkes kaçıyor. Bak Dorun ne güzel iş bağlıyor, onu şirketten kovuyorsun ya. Manyak mısın sen? Bu üç gün çay kahve getirsin, ceza. Kim? Ben. Yok artık. İşte bu mobbing. Aa, sevdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.